Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 6 yıldızlı 22. rütbe 3 hero'muzu göstereceğiz arkadaşlar. Evet, 2 gün evvel yeni bir hero'yu yükselttim. Videosunu bugüne çekmek nasip oldu. Evet, şöyle gösterelim yavaş yavaş arkadaşlar. Evet, Hulk ölümsüz 22. 6 yıldızlı rütbe 3 hero'muz oldu. Sen ne yaptın falan demenize gerek yok arkadaşlar. Çeşitli yerlerde gerçekten çok güzel iş yapan bir hero bu. Çok profesyonel hesap tarafından da revüç atılıyor gerçekten. Savunmada bile bazen iş yapar. Böyle bir hata yani. Hulk ölümsüzün size orta saldırılarıyla saldırmasıyla nakavtla sonuçlanabilir. Süper yeteneği çok şart değil. Ama şu süper yeteneği olsa ve %25'teki %5 ihtimalle 0.75 sersem etmesi bazen o kadar güzel işe yarıyor ki. Deli gibi öfkelerinizi biriktirebiliyorsunuz bu sayede. Evet. Hulk ölümsüzün arkadaşlar mekaniği biliyorsunuz, kendine özel. Onun özelliğini taşıyan başka hiçbir hero yok. Canıyla adeta kumar oynayan bir hero. Sizin de yani sizde de 6 yıldızlı varsa ölümsüz Hulk, kadronuzda yeteri kadar iyi bilim hero'su varsa bence yükseltebilirsiniz. Hatta olmasa da yükseltebilirsiniz bence. İlk önce efsaneler diyarındaki hasar testini, ondan sonra da işlevini çeşitli bir yerde göstereceğim arkadaşlar. Önce efsaneler diyarında tek başına. Thor Ragnarok'ta çok güzel sinerjisi var. Aynı zamanda Thor Ragnarok da bufflandı biliyorsunuz artık. İkisini birden alabilirsiniz. Herkül'le de mükemmel bir sinerjisi var. Umarım Herkül'ü de bulurum yakın zamanda. Yanına çok güzel gider Herkül'üm vallahi. Hulk ölümsüz. Evet. Sınıf dezavantajıyla oynayacağız önce. Sonra da Kaptan Marvel'a karşı deneyelim. Keşke durdurulamaz da kapatabilseydi. O zaman çok etkili olurdu böyle durdurulamazı canları da. Mesela Juggernaut. Onda da bir test ederdim. Evet. Gördüğünüz gibi öfkelerimizi orta saldırılarımızla biriktiriyoruz arkadaşlar. Hemen rakibe özel saldırı attırmaya çalışıyorum ama kış askeri o kadar pasif oynar ki. Bunu da tam gösteremeyebilirim. Evet, hep bloğa kaçıyor gördüğünüz gibi. Sonra bir daha blok yapıyor. İlla öfkemizi götürecek yani. Sanki ayarlamışlar bunu bu şekilde oynaması için. Evet. Bakın gamma radyasyonlarımızı biriktiriyoruz. Evet, 4 etti. Çok güzel. Şimdi şunu 5 yapalım. Sonra bir kere ağır saldırı ve L2 atıyoruz. 13 oldu. Ve bakın nasıl hasar veriyor kendine. Devam ediyoruz. Olabildiğince biriktiriyorum. Hop. Ve ölümsüzlük modu aktifleştirdik. Bakın nasıl alıyor canını. Evet. İyileşme modunda biliyorsunuz durdurulamazız. Çok güzel. Bir kere daha L2'miz geldi. Hemen atıyoruz. Ama canımız iyicene gitti. Normalde burada orta saldırı bitiricisi yapmamamız gerekiyor ama öldürmek üzereyiz rakibi. Ondan yaptım. Ve 100 gamamız var zaten. Evet. Bakın 73 vuruşta kış askerini aldı. Hemen kısa sürede indiriyor. Evet. Minicik canımız var. Ama Hulk ölümsüzün özelliği bu. Bir canına giriyorum. 100 yüküm olduğu için 15'ini ölümsüzlük modunu aktifleştirmek için kullanacak. Ve canını fullleyecek sonra. Ölmüyor adam resmen. Evet, başlayalım şöyle. İkinci orta saldırı bitiricisini yapar yapmaz engellenemez oluyoruz. Engellenemezken olabildiğince biriktirmeye çalışın yüklerinizi. Bakın 10'a kadar çıkardım. Evet, devam ediyorum. Normalde dediğim gibi böyle oynanmaz. Hikaye maceralarında onun yüklerini dikkatli kullanmanız gerekiyor. 20. Evet, gene çıktık 100'e ama ölümsüzlüğümüz yok. Evet, 20k hasar veriyor gördüğünüz gibi. Hiçbir türlü öfkeleri kaybetmiyorum. Özel saldırısını arttırdığım için. Çok güzel. Evet, bu kez kaybettik. Şimdi burada dikkatli olmak zorundayız. Çünkü bize vurduğu anda ölürüz. Mesela Herkül sinerjisi burada mükemmel iş yapar. Çünkü Herkül sinerjisi doğru zamanlı bloklarda Hulk ölümsüzün %100 kusursuz blok yapmasını sağlıyor. Yani siperle oynayabilirsiniz. Herkül'ü yakalasınız arkadaşlar. Şimdi bu 100 yükü sonraki dövüşe taşımayayım. Mesela burada harcayayım diyorum. Sonraki dövüşe girmeden yani yapayım. Evet. Ölümsüzlük moduna girdik. Gene arkadaşlar. Ah. 15 yük harcadım. Tüh, öldüğünü görmedim onun. Yoksa canımı fullleyip diğer dövüşe gidecektim arkadaşlar, bekleseydim. Şimdi onun yerine yanlışlıkla yani istemeden 15 yük taşıdım. Ölümsüzlüğün bitmesini bekleyin. Eğer moduna girdiyseniz ki canınızı fullleyin. Ama sizin seçiminiz, isterseniz beklemeyin.
Ama daha fazla şimdi yük harcamak zorundayım. 15 yük daha harcayacak. Ölümsüzlük modunu aktifleştirmek için gördüğünüz gibi. Bu da daha az can yenilemek demek. Geçen savaş canımı yenileyip çıksaydım daha çok can yenileyecektim. Şimdi bekleyeyim şöyle. Sadece onu göstereceğim, sonra çıkacağım. Evet, bakın nasıl fulluyor canını. %80'e getirdi. Juggernaut'a pek uygun değil dediğim gibi. Çünkü özel saldırı atıp durdurulamaz açıyor. Ve durdurulamaz kapatan bir mekaniği yok ölümsüz halkın. Ondan Juggernaut'ta göstermeye pek uygun değil. Evet, dövüşü sonlandırıyorum o yüzden. Valla hasarı bu şekilde arkadaşlar. Ben bayağı seviyorum Halk Ölümsüz'ün hasarını. Bir de işlevini test edelim. Birkaç sinerjiyle de göstereceğim. Herkül'le maalesef gösteremiyorum. Herkül'ün şeyi yok. Hiçbir 3 yıldızlısı bile yok. Evet. İkinci kitabın 7.2.4'te gösteriyoruz arkadaşlar. Orada uykucu karısım vardı. Ne? Öyle bir karo vardı galiba. İsmini unuttum. Şimdi Thor Ragnarok sinerjisi yapacağım. Yanına şöyle göstereyim. Yıldırım tanrısının gazabı aktif haldeyken hem Thor Ragnarok'a %15 saldırı veriyor. Güzel bir sinerji Thor için. Ve Hulk'lar da arkadaşlar %20 maksimum salın altına düşündüğünde 5 saniye süren bir adet pasif yok edilemez kazanıyoruz. Çok güzel bir sinerji bu. Yani öfkeniz yüksekse 5 saniyeliğine çok güzel bir gama yükü biriktirmenizi sağlar canınız bitmeden. Ama tabii dövüşte bir kere oluyor galiba, bakayım. Valla dövüşte bir kere demiyor. %20 maksimum salın altına düşürüldüğünde diyor. Belki her seferinde olur. Bunu hiç test etmemiştim. Ondan sonra Hulk Ölümsüz'ün arkadaşlar Mephisto veya Dormammu ile güzel bir sinerjisi var. Her dövüşün başlangıcında güncel salın %50 kısmını feda ederek eşit miktarda gamma radyasyonu kazanmanızı sağlıyor. Bu da çok güzel bir sinerji. Kullanmanız şart değil ama bu göstereceğim yerde çok güzel yardımcı olur bana. Evet. Çiğimiz yer şu Ördek Hubbard'la başlayan yol arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bu yolu tek başına halleder resmen Halk Ölümsüz. Ama boss'u halleder mi bilmiyorum. Evet. Şöyle karosunu gösterelim şimdi. Uyuklamaymış. Evet. Uyuklamada arkadaşlar muhafız gücü kilitlenmiş ve sersemletilmiş bir şekilde başlıyor dövüşe. Bir de alevlenmemiz var. Alevlenme biraz kötü etkiliyor bizi ama yine de saldırımızı çok pis arttırdığı için deli gibi hasar vermemi sağlıyor. 6 yıldızlara artı 700 saldırı takviyesi var zaten. Sonra boyut önemlidir. O karosu olduğu için Halk Ölümsüz de bundan çok güzel geçiyor. Şimdi bakın nasıl hallediyor Halk Ölümsüz bu karoyu, izleyin. Ölümsüzlük moduna yok edilemez de girersek çok güzel olur valla. Hemen orta saldırılarla başlıyoruz onu dövmeye. Bakın yok edilemez moduna girdik. Hala gamma radyasyonu basıyorum üstüne. Ölümsüzlük açtım. Ve canımı götürmedi. %11'de kaldı. Kaç vuruşta aldık? 18 vuruşta. Bakın direkt halletti ördek avırdı. Devam edelim. %50 canımızı almaya devam edecek Mephisto bu arada arkadaşlar. Ve dövüşü yok edilemez başlayacağız. %20'nin altında olduğu için canımız. Tabi alevlenme karosu biraz gamma yükümüzü alacaktır. Evet, bakın yok edilemez başladık dediğim gibi. Ölümsüzlüğü açtık. Ağır saldırı L1. Ve indirdik. Gerçi ölümsüzlük modundaki canımızı alsak iyi olurdu ama olsun. Gene yok edilemez başlayacağız. Bir canla kaldık. Evet, bu kez bu canı alsak iyi olur. Evet, aldık. Güzel. Şimdi canımızın %50'sini feda edip biraz daha canımızı doldurabiliriz. Tabii gitgide arkadaşlar seçeneğimiz azalıyor. Yani şansımız azalıyor daha doğrusu. Şimdi Beast'e gidiyoruz. Bakalım nereye kadar götürecek bizi. Bu kez 2 gamma yükümüz var. Olabildiğince hızlı yok edilemez bulundayken yük biriktirmem lazım. Evet, 60'a kadar çıkardık gördüğünüz gibi. Ve indirdik. 55 yükümüz var şimdi. Çok güzel oldu. Warlock'la devam ediyoruz. Hala götürüyor. Gerçi yok edilemez de ölümsüzlüğü açması doğru mu gerçekten emin değilim. 55 yük. Ölümsüzlüğe girdik. Burada da vuruşumuz kısıtlı iyice.
Evet, canımızı arttırıyoruz. Bu kez ölme ihtimalimiz çok yüksekti, ölmedik. Ama şansımız gitgide azalıyor arkadaşlar. Alevlenme karosu bizi öldürecektir eninde sonunda. Bakalım Falcon'u da alabilecek miyiz? Evet, gene ölümsüzlüğe girdik. Gama yükümüz kalmamak üzere. Evet, %1 canlı 6 yükümüz kaldı. Sona yaklaşıyoruz. Artık yapacak pek bir şey kalmıyor derken zaten son boss'a gelmişiz arkadaşlar. Son boss'a gitmeye gerek yok zaten. Şurada Manting'e gitsem, Manting'de de alevlenme var. Ama artık ona yükümüz kalmadı. Yani Hulk ölümsüze can basmam gerekir. Burada kendi yani pot kullanmam gerekir. Pek etkili olmaz. Mesela ölümsüz diyorum. Abomination'a da gidebilirim. Bunların karolarını hep unutmuşum arkadaşlar. Ama herhalde kullanabiliriz. Evet, Hulk ölümsüz de bu şekilde arkadaşlar işlevini gördünüz. Bu tarz yerlerde çok hızlı bitirebiliyor maceraları. Deli gibi saldırı verdiği, saldırınızın deli gibi arttı ama sizin canınızı alan yerlerde ölümsüzlük modu sizi çok güzel korur ve çok güzel yolu bitirmenizi sağlar. Getirdiğim sinerjilerin de etkisi var tabii ki. Mephisto, Thor Ragnarok sinerjisi yok edilemez veriyordu bize. O da çok yardımcı oldu falan. Gamma yükümüzü güzelce ne kurtardı falan. Son yorumumu yapacak olursam Hulk ölümsüzü gerçekten yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle yükseltmeye değer. Gerçi ittifak macerasında bile kullanan oluyor arkadaşlar Hulk ölümsüzü. İttifak savaşında kullanılmıyor. Ondan sonra dediğim gibi çeşitli maceralarda, bu tarz karolarda Hulk ölümsüzü kullanabilirsiniz. Evet, bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.